bir hafta, iki hafta aksattığımız basın toplantısı münasebetiyle hepinize hoş geldiniz diyorum. Maalesef gün geçmiyor ki yeni bir şehit haberiyle yüreğimiz yanmasın. Bu hafta Bitlis'in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu 5 askerimizi şehit verdik. 12 askerimiz de yaralandı. Hemen ardından bir başka üzücü haber Reyhanlı'dan geldi. Afrin'den atılan füzeler neticesinde Reyhanlı'da hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız oldu. Dün de maalesef Zeytindağlı Harekatı'nda Afrin'de ilk şehitlerimizi verdik. Önce Assubay Musa Özkan'ı, ardından Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'yı şehadet makamına uğurladık. Bu vesileyle şehitlerimizin ailelerine ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah bu şehitlerimiz ilk ve son şehitlerimiz olur bu harekatta. Bu vesileyle bütün şehitlerimi birbirimize bir kez daha rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Muhterem arkadaşlar, Afrin'e yönelik Zeytindalı operasyonu bugün 5. gününde. Bizim ilk temennimiz bu harekatın bir an evvel başarıyla hedefine ulaşması, barış ve huzurun bölgede sağlanmasıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri 1950'lerden bu yana irili ufaklı 30 kadar sınır ötesi harekat operasyonu gerçekleştirmiştir. İlginçtir ki ilk sınır ötesi operasyon 1950'de Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle katıldığımız Kore Savaşı'dır. Son operasyon ise Afrin Harekatı, en azından görünürde Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen gerçekleştirilmektedir. Biz bunu önemsiyoruz. Sadece Afrin'de değil, tüm politikalarında Amerika Birleşik Devletleri bizim stratejik müttefikimiz olamayacağını net bir şekilde gösterdi ve ona göre de bir dış politika geliştirdi. Teröre karşı bugüne kadar yaptığımız onlarca sınır ötesi operasyonlar var. Çelik Harekatı, Tokat Harekatı, Şafak Harekatı, Süpürme Harekatı, Fırat Kalkanı gibi onlarca operasyon tarihe geçti. İsimleri değişse de hepsinin ortak amacı terörün belini kırmak, teröre son vermektir. İnşallah Afrin'e yönelik Zeytindalı operasyonu gerçekleştiren silahlı kuvvetlerimiz bu operasyon sona erdiğinde bölgede huzur ve barışı teminat altına almış olur. Biz Saadet Partisi olarak bu harekatın ülkemizin huzur ve güvenliğine, bölgemizin barış ve istikrarına vesile olmasını ümit ediyoruz. Çünkü Türkiye, hepimiz biliyoruz ve bütün dünyada biliyor ki terörden çok çekti son 35-40 sene içinde. Türkiye son 40 yılda terör yüzünden büyüklü küçüklü 40 binin üzerinde çatışma ve saldırıya maruz kaldı. Bu çatışma ve saldırılarda kaybettiğimiz insan sayısı 50 binin üzerinde. Rakamların vahametini anlamak için söylüyorum. Kurtuluş Savaşı'ndaki şehit sayımız 11 bin civarında. Kurtuluş Savaşı'ndaki kaybımızın 5 katı zayiat vermişiz son 40 sene içinde. Tabii bir de bunun ekonomik boyutu var. Edindiğimiz bilgilere göre Türkiye terörle mücadele için her yıl yaklaşık
15 milyar dolar civarında bir kaynak sağlamak mecburiyetinde. Bu da en kaba hesapla son 20 yılı baz alırsak 300 milyar dolarlık bir bütçeyi ortaya çıkarıyor. Eğer bu imkanlar teröre değil de ülke kalkınmasına harcanabilseydi, Türk'ün ve Kürt'ün refahı için kullanılabilseydi, Türkiye ekonomisi bugün gelişmiş kabul edilen ülkelerin birçoğuyla yarışır hale gelmiş olurdu. Elbette Türkiye terörle mücadelede bütün meşru müdafaa haklarını kullanmalıdır. Bu tabii bir haktır. Ancak bu hak kullanılırken geçmişte yapılan bazı hatalara da düşülmemelidir. Kurulan tuzaklara karşı dikkatli olunmalıdır. Bütün benliğimizle etnik kışkırtmalara ve mezhep çatışmalarına karşı çıkmalıyız, karşı durmalıyız. Bu bölge için en tehlikeli tuzak Türk ve Kürt düşmanlığını körüklemektir. Ama Kürtler ve Türkler bin yıldır bu coğrafyanın asli unsurlarıdır. Bu süreç miting meydanlarında hamasi sloganlara malzeme yapılacak bir sürece kesinlikle dönüştürülmemelidir. Bölgenin mazlum halkları için asıl düşman farklı etnik kimliklere sahip topluluklar değil, bu coğrafyayı kendi çıkarları için kan gönüne çeviren küresel emperyalist güçlerdir. Biz bu uyarıları yapıyoruz diye bazı izansız ve ahlaksız troller bizi terör destekçisi gibi göstermeye kalkıyorlar. Bu tür gerçek dışı yalan, iftira ve çarpıtmalara camiamızı hedef tahtasına koymaya kalkıyorlar. Milli Görüş bu ülkede terörün bitmesi için her türlü çabayı ortaya koymuş ve bunun için bedeller ödemiş bir harekattır, siyasettir. Rahmetli Erbakan hocamız 1994'te Bingöl konuşmasını yaptığında bugünkü gibi siyasi bir linç kampanyasına maruz kalmıştı. Terör destekçiliğiyle suçlandı. Hatta yargılandı ve mahkum edildi. Ama tarih onu yargılayanları, onu değil, onu yargılayanları mahkum etti. Milli Görüşü akladı. Biz bu ülkenin selameti ve huzuru için yine her türlü bedeli ödemeye hazırız. Bu bizim için bir sorun değil. Çünkü biz Allah'tan başka hiç kimseden korkmayız. Ama bizi terör destekçisi destekçiliğiyle suçlayan iktidar yanlılarına şunu hatırlatmak istiyorum. Bunu ille de bir suçlama vesilesi olarak yapmıyorum. Ama bilsinler, Oslo'da gizli görüşme masalarını biz kurmadık. Biz orada yer almadık. Dolmabahçe mutabakatını biz imzalamadık. Doğu ve Güneydoğu'da hendekler açılırken şehirlerin altı dinamitlerle, bombalarla döşenilirken biz gözlerimizi kapatmadık. Ama biz şunun bilinmesini isteriz ki diyaloğu her zaman silaha tercih ederiz. Ve diyalog her zaman silaha tercih edilmelidir. Terörü sadece silahla, terörün sadece silahla kökünün kazınması mümkün değildir. Geniş kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç var. Bunu neredeyse her konuşmamızda ısrarla dile getiriyoruz. Dile getirmekten de vazgeçmeyeceğiz.
Ama iftira ve yalanlar da bizi yıldıramaz. Bunu herkes kafasına koysun. Biz kınayanların kınamasına aldırmadan bildiğimiz doğruları bundan önce olduğu gibi bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Muhterem arkadaşlar, üzülerek bir konuyu ifade etmek istiyorum ki girdiği her seçimde milli ve manevi duyguları birer seçim yatırımı olarak görenler Afrin operasyonundan da bir seçim yatırımı çıkarmaya kalkışmamalılar. İçinde bulunduğumuz şartlar dikkate alındığında siyasi liderler dillerine, üsluplarına her zamankinden daha fazla dikkat etmek mecburiyetindedirler. Afrin üzerinden Kürtleri sokağa çağırmak ne kadar tehlikeli ve yanlışsa, Afrin'de taş üstünde taş bırakmayacağız, ezip geçeceğiz demek de o kadar tehlikeli ve yanlıştır. Birbirine zıtmış gibi görünse de bu iki yaklaşımda netice olarak aynı yanlışa hizmet eder. Ülkede zaten var olan kutuplaşmayı artırır. Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürer. Ne olursa olsun 80 milyon tek yürek olmak, birlik ve beraberliğimizi korumak mecburiyetindeyiz. Son olarak dikkatlerinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Son 15-20 yıldır bütün İslam ülkeleri ateş çemberine dönmüş durumda iken bu ateşin sıçramadığı tek ülke İsrail'dir. Çünkü bu operasyondaki ateşin asıl müsebbibi ırkçı emperyalizmdir, Siyonizmdir. Halbuki Filistin'de Müslümanlara terör uygulayan İsrail'in ta kendisidir. Yıllardır söyleye söyleye dilimizde tüy bitti ama anlamamakta ısrar edenler var. Bölgemizde karşılaştığımız esas problem 1991 yılından sonra Pentagon'da çizilen, çizdirilen büyük Orta Doğu projesidir. Adım adım o proje gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bölgemizde yaşanan her türlü etnik ve mezhebi çatışmanın temelinde işte bu büyük Orta Doğu projesi yapmaktadır. Ve bunun esas adı da büyük İsrail projesidir. Osmanlı'yı çökertip yokluğunda İsrail devletini kuranlar şimdi de Türkiye'mizi ve bütün bölge ülkelerini parçalayıp büyük İsrail devletini kurmaya zemin hazırlıyorlar. Bu yüzden kurulan tuzaklara, oynanan oyunlara dikkatli olmalıyız. Eğer biz bunun farkına varamazsak, eğer biz bunu dikkate almazsak, o zaman içinde bulunduğumuz problemlerden çıkmamız mümkün olmaz. Şahit oluyoruz. Bir takım operasyonlar başladığında, bazı çatışmalar bazı bölgelerde yoğunlaştığında, herkes sadece o nokta üzerinde dikkatlerini teksif ediyor. Ama esas fotoğrafı, esas projeyi, stratejiyi görmüyor. O zaman da çok ciddi hatalara düşüyor. Bundan dolayı biz başkalarının oyununa geleceğimize, kendi geleceğimizi planlamak mecburiyetindeyiz. Kendi geleceğimiz nedir? Bu bölgede
bütünlüğü sağlamaktır. Sık sık söylenir. Evet, bugünkü sınırlar geçmişte bizim inisiyatifimizin dışında çizilmiş olabilir ama biz bugün bu bölgede yaşayan bütün ülkelerle birlikte geleceğimizi planlayamazsak başkaları başkalarının geleceği için bize planlar uygularlar ve bizi maalesef kaos ortamının içine çeker, yok etmeye çalışırlar. Bunun emareleri son zamanlarda görülmeye başladı. Yani hükümetler bu gidişatın farkına varmaya başladılar. Direnen, hiç istikametinden vazgeçmeyen tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir şu anda. Elbette esas onun, nasıl söylesek bilmem, koltuğunda bulunan İsrail mi, yoksa onu kendi koltuğuna almış olan Amerika mı, tereddüt edilebilir. Ama netice değişmez. Eğer onlar emellerine ulaşırlarsa bu bizim gafletimizden, bizim bölgede oynanan oyunları görmememizden kaynaklanır. Son gelişmeler bizi endişeye sevk ediyor. Her yerde bizi endişeye sevk eden gelişmeler var. Ancak bir takım adımların atılmış olmasına şahit olmak da ümitlerimizi kısmen de olsa yeşertiyor. İnşallah ülke yöneticileri bu konulara bundan sonra çok daha titizlikle yaklaşırlar, gerçekleri görürler. Birçok ihtilaflara rağmen, aramızda bir takım farklılıklar olmasına rağmen bu bölgenin yöneticileri, iktidarları bir araya gelerek problemleri birlikte müzakere edip birlikte bir strateji oluşturmaya başlarlar. Her zaman olduğu gibi biz bu uyarılarımızı bir kardeşlik vazifesi olarak yapıyoruz. Şüphesiz ki kuvvet ve kudret sahibi Cenab-ı Hak'tır. Bugün güçlü görülenler yarın kendi güçlerinin altında kendileri ezilebilirler. Bunun emareleri de yok değil zannediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.